Benim bir anekdotum, kusura bakmayın. Güzel, çok güzel. Voice İstanbul'la ilgili bir şey soracağım. Buna Aha. inanılmaz derecede her yönden destek verdiniz. Maddi, manevi. Açık söylüyorum. Hatta Sevtap Hanım da, Kürşat Hocam da, diğer doktorlarımız da bahsetti. Zor oldu mu hocam başlangıcı, yani semineri düzenleme ve seminerin sonunda sizi gerçekten dediniz mi, iyi bir iş yaptık dediniz mi gerçekten? Ya ben öyle hissettim. Şimdi Güzel bir iş yaptınız. Sizin fikrinizi sevdim. Evet. toplantının başın, daha doğrusu sohbetimizin başında da konuşmuştuk ya. Bizim Evet. kulak burun boğaz doktorları olarak içerisinde olduğumuz, mutlaka başka alanlardan arkadaşlarımızın da kendi dernekleri var. Üç tane ana derneğimiz var. Birisi Ses Evet. Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği, birisi Profesyonel Ses Derneği, birisi Laringoloji Derneği. Şimdi bu Ses Konuşma Bozuklukları Derneği'nin yönetim kurulundaki arkadaşlarımın aslında girişimiyle, ilk hevesleriyle bu oldu. Yani önce bir tabii heves olacak. Bizim de gerçekten böyle tırnak içerisinde ses ailesi diyebileceğim, yani böyle nazar boncukluk çok güzel bir ailemiz var. Yani bizim Çok kulak güzel. burun boğaz Evet. uzmanları içerisinde gerek bizim jenerasyonumuzdan gerek işte önümüzde büyüklerimizden ve bizden daha genç arkadaşlarımızdan bir grubumuz var. Bu çatının adı ne olursa olsun işte Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği oluyor, Profesyonel Ses Derneği oluyor. Kongrenin adı işte değişiyor, işte Avrupa Kongresi oluyor, işte Voice İstanbul oluyor. Herkesin eli taşın altında. Ne Herkes o güzel. kadar içten ki, herkes o kadar içten ki. Benzer şekilde bu işle ilgilenen kendi çevremizdeki diğer disiplinlerden arkadaşlarımız da, bunun başta gelenlerinden birisi de sizsiniz. Teşekkür Onların da ederim. katkısıyla çok güzel bir şey doğdu. Bu bizim hayal ettiğimiz bir şeydi. Yani Amerika'da biliyorsunuz işte bir Voice Sempozyum vardır. İşte Profesyonel Ses Derneği'nin devam ettirdiği, Professional Voice Society'nin şeyin, Sataloff'unki. Sonra bir işte Paul Voice vardır. İşte şeyde başka biliyorsunuz Avrupa'da sesle müziği bir araya getiren işte Salzburg örneğindeki gibi festivaller vardır vesaire. Şimdi Nasıl var? bizim Türkiye... Boston'da da var bir şeyler herhalde, değil mi? Var. Şimdi bizim şansımız şu, gerçekten bizim jenerasyonda bu konuda çok gelişmiş, çok yetenekli, çok bilgili hekimler var bu alanda. Demin isimlerini saydığınız Sevtap ve Kürşat arkadaşlarım, kardeşlerim, yani gerçekten benim kardeşim gibi onlar, Tabii ki. başkandılar o toplantıda biliyorsunuz. Hakan Birkent aynı şekilde, Ferhan Hocam az önce buradaydı, Ferhan Hoca, Evet. İlter, Evet. ne bileyim hani o kadar çok arkadaşım var ki hani ismini sayamadıklarım sırf Ümit zaman kısa. vardı. Ümit Zaman Başkoyan Ümit vardı. Amerika'dan geldi işte Güzin hocamız vardı. Keti Abot'u getirdi Güzin Hoca dil konuşma terapisti arkadaşlarımdan Sehin Hoca başkanlığında işte Elçin İknur Hoca vesaire yani öyle güzel bir ekip ki Evet. bilgisi donanımı Avrupa'da Amerika'da herhangi bir ekiple kesinlikle yarışabilecek hatta belli yönlerden üstün olacak bir grup var burada. Bu insanların kendi arasındaki iletişimde iyi olunca tabii ürün de sonunda çok güzel oluyor. O ilkiydi bir arada yaptığımız biliyorsunuz geçen Eylül'de. Çok Evet. işte ekonomik kısıtlılıklar içerisinde, çok kısa zaman içerisinde hazırlanarak yapıldı. İşte yurt Evet. dışından çok az sayıda şey getirdik, ne denir ona, konuşmacı getirebildik. Ama inşallah şimdi ikincisini biz 2021 ya da 2022'de yapacağız Hakan Birkent'in başkanlığında. Sonra üçüncüsünü, dördüncüsünü yaptığımızda bence bu dünya çapında marka olabilecek bir toplantı. Çünkü bu konuya heves eden, demin söylediniz ya, bu konuya merakı olan, bu konuda öğrenme hevesi, öğrenme açlığı olan ya da bir şeyler üretip sunmak isteyen insanlar için harika bir platform. Çok Birbiriyle doğru. kaynaşmak için harika bir platform. Kulak Çok burun boğaz doğru. uzmanı arkadaşlarım benim ne yaptığımı biliyorlar. Ya da Çok az doğru. önce saydığım arkadaşlarımın ben isimlerini işte 15'e 20'ye tamamlayabilirim. Her birinin ne konuda neler söyleyeceğini, ne kadar donanımlı olduğunu zaten ben biliyorum. Ama gerçekten bir ses eğitmeni, şan eğitmeni hocamın neler yaptığını onu takip edemiyorum. Yani hepimizin günlük koşuşturmacası içerisinde onu kaçırabiliyorum. Ya da dil konuşma terapisti arkadaşlarımın ne kadar ilerlediğini, hangi alanda neler yaptığını kaçırabiliyorum. Bu harika bir hepimizi bir araya getiren bir platform oluyor. Bu da tabii neye yarıyor? Gerek o hani ses profesyonellerini eğitirken, yani sahada bunlarla ilgilenecek olan insanları da, yani kulak boğaz uzmanlarını da, dil konuşma terapistlerini de, audiyologları da eğitirken, ya da bu insanlardan hizmet alacak bu konuda
nasıl diyelim, bu konuda bir şeylere ihtiyaç duyacak olan başta işte şan eğitmenleri, işte konservatuardaki hocalarım vesaire ve arkasından onların yetiştirdikleri ve ondan sonra da bütün o saydığımız bu profesyonel ses ve normal sesle ilgili ihtiyaç duyan insanların daha iyi hizmet almasını, daha çok bilgiye daha hızlı ulaşmasını, bütün evet. ülkedeki bu yöndeki hizmetin daha kaliteli hale gelmesini sağlayacak. Bence ileriki yıllarda böyle iyi ki yapmışız bunu diye, iyi ki başlamışız hep beraber diye anacağımız çok güzel bir marka olacak o. Ama ben başta bir şey söyledim. Siz maddi yönden de destek verdiniz. Bayağı bir destek verdiniz. Yani yani kişisel bir desteğim yok benim. Hani öyle yanlış olsun. Anlaşılmasın. Hayır, ama hayır, hayır, hayır. Derneklerimiz dernek işte olarak, derneklerimiz buna yardım eden işte nasıl diyelim tıbbi ve diğer alanlardaki sponsorlarımız herkes hı-hı. sonuçta buradaki şeyi arttırmak için ürünün kalitesini arttırmak için çaba gösterdiler ve hani sonuç da çok güzel oldu. Hepimiz böyle bir gülümseyerek anıyoruz değil mi o günlerimizi? Doğru, çok Benim güzel anıyoruz. Evet. Bir dakika. Demin bizim şu ilk tanıtımda bugün ne olmuştu bir copyright'la ilgili bir küçük sıkıntı oldu. Ya Doğru mu? Sormayın. Ben bizim bakın şimdi mikrofon arkamızı ne çok kadar özür dilerim. alacak? Bir dakika bir ses dinletiyorum size. Tanıyorsunuzdur siz bu sesi. Geliyor mu ses? Tamam. Benim sesim maalesef. Görüntü çok Görüyorum. iyi değil Arkadan çünkü görüyorum. Arkadan görüyorum. Yansıyor. Evet. Ama videonun copyright hakkı benim mesela. Bunu Voice İstanbul'da çektim. Ya ama arkadaki paint, o arkadaki şey resimler, oradaki resimler de çok güzeldi değil mi hocam? Harikaydı. Bozlu Art'taki. Şimdi böyle bir dünya çapında sanatçı gelmiş orada bize performans sergiliyor. O zaman tabii ki Voice İstanbul keyifli oluyor. Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teveccühünüz sağ olun. Yani ben çok zevk aldım o gün gerçekten orada olmaktan. Ve inanılmaz sanat eserleri vardı. O sanat eserleriyle beraber çok değerli sanatçılarımız da vardı. Sizler de bizim sanatçılarımızsınız Sağ olun. Sonuçta. Yani onlara ufak derecede ufak bir konser yaptık. Yani o özel bir şeydi. Benim için gerçekten değerliydi. Sağ olun. Çok teşekkür Çok ederim hocam. teşekkürler. Hepinizin Çok sağ desteği olun. çok kıymetliydi. Çok Sağ sağ olun. olun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ama İstanbul, şimdi şöyle söyleyeceğim. Merkez Bankası'nı Ankara'dan İstanbul'a getirmeye çalışıyorlar. Haldun hocamızı biz İstanbul'a ne zaman getiriyoruz o zaman? Ben de böyle bir soru soruyorum. Yani arkadaşlarımı görmeye, bu koronalı günler geçsin, Hayır. şehirler arası ulaşımlar açılsın. Temelli transfer istiyoruz sizi buraya. Yani tabii hayatın neler göstereceği hiç belli olmaz ama ben üniversiteye, işte Hacettepe Üniversitesi'ne başladığım yıldan itibaren, bu arada yavaş yavaş yaşlandığımız belli oluyor. Bu sene tam 30 yıl olmuş. Estağfurullah. 1990'da Ankara'ya gelmiştim. İşte 90'dan beri Ankara'dayım. Benim eşim de hekim. Dolayısıyla eşim hekim, iki tane kocaman kızım var. Artık sanki ben Ankaralı oldum Maşallah. gibi. Dolayısıyla İstanbul'a ben işte arkadaşlarımı görmeye, bilimsel aktiviteler yapmaya, keyifli zaman geçirmeye her zaman gelirim. Ben bu hani büyük, hani İstanbul'da tabii daha çoğu var. Bu bütün dostlarımızı sık sık Ankara'ya bekliyorum. Sonuçta başkentimiz. Olabildiğince de şu şeyleri hani hiç değilse bazı kurumları Ankara'da tutsak ben daha hani ruhsal olarak da Ben daha iyi bence hissedeceğim. de orada ben esasında hafif Merkez Bankası ve siz de bir Merkez Bankası olarak Ankara'da kalmanız lazım. Ben o işin şakasıydı. Merkez Bankası da Ankara'da kalsın. Ankara'da bizim başkentimiz, başkente değerli hocalarımız olsun ki bize daha çok yön göstersinler, yön versinler, ışık olsunlar bize. Sağ Hocam, olun, çok sağ olun. tiyatro sanatçıları ve opera sanatçılarının arasındaki ortak paydalar neler sizce? Ve bu iki sanatçı grubun içerisindeki iletişimi nasıl görüyorsunuz? Yani sizin tiyatro sanatçıları da geliyordur değil mi muayeneye? Veya Şimdi görüşmeniz tabii ben oluyor mu? iki grubu da sadece dışarıdan gözleyen bir gözlemci olarak hani bir şeyler söyleyebilirim. İçerisinde Tabii değilim. buyurun. Tabii buyurun. Kendim sesle ilgili bir performans yapan bir insan değilim. Hani çevremdekilerin ruh sağlığını korumak için ben herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bir tenorluk var hocam yani sizde. Bence söylemeniz Yok lazım. Bence hiç neden? çalışmadım. Bir gün inşallah beraber küçücük bir şey çalışırız şöyle söylerim Vallahi bir buna zevk yerlerde. alırım. Mutlu olurum hocam. Mutlu Sağ olurum olun. gerçekten. Çok sağ olun. Şimdi hani opera sanatçıları dendiği zaman benim gözümde canlanan nispeten daha homojen eğitimleri konusunda da belli bir seviye ve üzerinde hani hiç değilse bir baseline açısından daha yüksek bir yerde duran daha homojen, daha eğitimli, daha kendine hakim bir grup. Tiyatronun çok değişik çeşitleri var biliyorsunuz. Hani devlet tiyatrosunda aynen işte bir opera sanatçısı gibi işte eğitim almış çok kıymetli, çok Doğru. değerli insanlarımız var.
Ama hani çok farklı tiyatro tipleri var. Gerçi tiyatro işte biraz belki kan kaybediyor son zamanlarda. Ama hani hep de var olacak. Onun da hani Ama hiçbir şüphesi yok. kurumlara bağlı olanlar diyelim. Çünkü özel tiyatrolar çok iyi durumda şu anda. Yani İşte mesela böyle özel BKM, tiyatrodaki evet. Tabii çok güzel örnekleri var. Çok üst düzey örnekleri var. Ama Ha. bir yandan da mesela aklıma geliveren şimdi mesela çocuk tiyatrosu da var. Yani çocuk tiyatrosundaki bir Doğru. insanın ses kullanımını düşünsenize. Yani hani biz az Doğru. önce işte hani belli şeyleri söyleyebilen ne dedik? Hani bas da değil, bariton da değil, bu Burak Bilgili sesi dedik. Ama şimdi çocuk tiyatrosunda siz bu oyunda belki onlarca değişik taklit yapıyorsunuz. O kadar farklı Doğru. sesler yapıyorsunuz ki aynı şeyi belki seslendirmeciler için de düşünebiliriz. Mesela geçtiğimiz günlerde çok cici bir hastam vardı. Ses probleminin başlangıcını hemen pat diye bulduk. Yani ses tellerinde böyle sıkıntılı bir şey gördük. Dedi ki evet hocam dedi ben seslendirmeye girdikten sonra oldu bu dedi. Çünkü bir şey çizgi film seslendirmesine girmiş. Yaptığı ses o bizim hani koruyalım. Hani normal bir hastadan Kardeşim. bahsediyorum. Profesyonel sesten bahsetmiyorum. Normal bir hastada ne diyoruz? Hani olduğunuz gibi hani sizi yansıtan sesinizle Doğal, konuşun. doğal. Taklit yapmayın. Evet. Doğaldan daha tiz ya da daha pes konuşmaya uğraşmayın. İşte vesaire vesaire. Orada hiçbir zaman doğal değiller. Dolayısıyla bir de bunun geçmişini düşünelim. Yani tiyatro yapmakta olan arkadaşlarımızın bir kısmı işte daha önce eğitim almış olma şansına sahip. Bir kısmı belki hala alaylı olarak hani bu işlerle uğraşan ya da volonter gibi başlayıp işte bir şekilde devam eden insanlar var. Dolayısıyla hani farklı iki grup benim kafamda. Ama hani bireysel şeyler çok daha önemli aslında. Yani onun sesiyle ilgili bilinci, kendisini ne kadar koruduğu, neler yaptığı, neler yapmadığı. Dolayısıyla iki grup biraz farklı yerlerde bende ama ses sorunları oluştuğunda eğer doğru frekansı yakalarsak her ikisinde de doğru yönde tedaviyi planlayabiliyoruz. Şimdi o konudan konuya geleceğim. Şimdi Türkiye'de diyafram nefesi diye bir terim var. Sizin de bildiğiniz üzere diyafram bir kas. Türkiye'de doğru terim sözlüğü ne zaman çıkarılacak hocam? Yani diyafram Şimdi nefesi, şimdi hava diyaframa mı giriyor? Hayır. Tabii ki. Ama biz öyle değil diyaframı miydi? yani karnını şişir. Ya, o zaman terimlerime başlarım hocam. Okuyayım hocam o zaman. Arkanda boruyu gör. Bunlar Türkiye'de şan hocalarının, ses eğitimi veren hocalarının kullandığı terimler birebir. Küçük dilinin önünde havayı çevir. Bunu okuyayım bilmiyorum. Poponun arkasına bozuk para düşün. Diyaframında karın düşün. Diyaframına hava doldur. Arkayı aç. Çevir. Yani neyi çevireceğiz? Onu da bilmiyoruz. Son nefesine kadar nefesini kullan. Yani son nefesine kadar kullandığımız zaman biz ölürüz. Öyle değil mi? Bir de o da var. Tıslayarak hava ver, nefes ver, tısla. Tabii ki o tıs yapma belli bir gerginlik yapıyor. Bir pıtı kıtılar ver, ona ben acayip takmış durumdayım, kusura bakmayın. Tornavida gibi sesi çevir. Kontrol kalemiyle üst tonu kontrol et. Tonu çakmak var, sesi bir yere sokmak var. Diyaframı açmak var. Nefesi ön dişlerinde gönder var. Hohlayarak var. Santrifüjlü gibi düşün. Bir de alt tarafı sıkıştırırsan üst taraf rahatlar var. Yani bunlar var. Türkiye'de var olan terimler. Hocam biz bu terimleri ne zaman yenileyeceğiz? Update, şimdi Siri'de eğer yenilemezseniz, düzgün İngilizce konuşmazsanız what are you talking about diyor. Yani ne konuşuyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Yani bunlar ne anlatıyor? Yani tamam bazıları açıklamak için kullanılan terimler olabilir de ben hiçbir tıbbi bir şey göremiyorum burada. Kusura bakmayın. Yani sonuçta buyurun özür dilerim. Yani biz bu terimleri ne zaman yeneceğiz hocam? Bir şey yapmamız lazım buna. Yani Şimdi bir yani konservatuarlarla beraber. çok güzel bir Buyurun. şey bu. Çok güzel bir Evet. aslında üstünde çok böyle saatlerce konuşabileceğimiz bir Evet. şey. Şimdi nasıl diyelim bunu hani en kolay nasıl anlatalım? Şimdi eskiden insanların elinde belli bilgiler yokken, gözlerinde canlandıramazken ya da hani işte şimdi olduğu gibi fotoğrafla, videoyla, sizin o hazırladığınız harika kartlar bile işte nefis. Bunları karşısındakine ifade etmek, oradaki onu yaparkenki hissi anlatmak için doğan
Ve bir şekilde kuşaklar boyunca aktarılan şeyler herhalde bunlar. Şimdi artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey o kadar objektif ki biz hastamızla muayenesini yaptığımız anda muayenemiz biter bitmez, muayene sırasında da görebiliyor zaten de. Muayene biter bitmez artık o hani endoskopu çıkarttıktan sonra vesaire sohbet ederken dönüyoruz. Dakikalarca o hani kaç dakikalık bir video kaydı aldıysak onun üstünde işte yavaşlatılmış çekimde biliyorsunuz saniyede onlarca fotoğraf çekiyor artık elimizdeki cihazlar. O vokal kordun, ses telinin bütün dinamiğini gösteriyoruz. İşte üzerindeki küçücük bir kapillerin, oradaki bir küçücük kan damarının nasıl genişlediğinden bahsediyoruz. İşte oradaki küçücük bir epitel altındaki kireçlenme alanının işte nodüle ilerlemekte olduğunu konuşuyoruz. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani ses fizyolojisinden bahsederken ve bununla ilgili gerek şanla ilgili beklentileri, gerek patolojik durumları konuşurken elimizde bizim objektif veriler var. Yani işte bir göğüs kafesi var ve göğüs kafesiniz içerisinde akciğerleriniz var. Göğüs kafesinizde karın boşluğunuzu birbirinden ayıran diyafram adında bir kasınız var. İşte bu kasınız siz nefes alırken kasılır. Kasıldığı için akciğerleriniz daha aşağıya iner. Bu sayede göğüs kafesiniz genişler, abdomenden çalar. Yani karın boşluğundaki alanın bir kısmını akciğerlerin kullanmasına izin verir. Bir negatif basınç oluşturur. Bu sayede akciğerleriniz daha rahatlıkla dolar. Ondan sonra siz bu dolmuş akciğerlerinizi yani diyaframınızı gevşeterek aslında, diyaframınız daha doğrusu kendi kendine gevşerken, siz ne kadar kontrol ederseniz glotik düzeyde, vokal kordlarınız düzeyinde bunu ne kadar kontrol eder ve onun üzerindeki artikülatörlerinizi kullanıp yani ventriküler bantlarınızdan başlar bu hemen ses tellerinin üstündeki yalancı ses tellerinden başlar işte burnunuzdaki alnınızdaki sinüslerinize kadar bu rezonatörlerden yankılanarak çıkar. Şimdi bu kadar objektif veriler varken bununla ilgili siz hemen tıkladığınızda fotoğraflarını, videolarını görüp öğrenebilirken şimdi o bahsettiğiniz gibi işte efendim benim kalça kasımı şu şekilde kasıyor olmamın sesimin üzerine postürün mutlaka etkisi vardır bir sanatçıda. Yani bir Tabii. konuşmacının da biliyorsunuz kürsüdeyken postürünün bize anlattığı çok şey vardır. Ya Tabii da ki, bireyin tabii ki. elinin, kolunun, mimiklerinin anlattığı birçok Bravo. şey vardır. Doğru. Ama yani şöyle durursan sesin böyle çıkar değil bu. Buna etki eden faktörler bunlardır arkadaşlar. İşte postür, omurganın şöyle durması, omuzlarının duruşu, o sırada sternumunun pozisyonu, işte akciğerlerinin ne kadar dolduğu, senin o dolu akciğerlerini ekspirasyon sırasında soluğu verirken vokal kord düzeyinde ne kadar kapatırsan nasıl etkiler yaratacağı. Yani bilimsel bu kadar veri varken artık bu kelimelerle konuşmak sadece belki hissi anlatmak için. Hani şunu söylüyoruz ya hastalarımıza biz ya da hani öğrencilerimize mesela öğretirken şöyle diyoruz. Hani hastanın ağzında sanki sıcak bir patates varmış gibi çıkar ses diyoruz mesela. Ama o Bazı şimdi iltihaplı özür durum. dilerim. Hani. Özür dilerim. Özür dilerim. Lafınızı böleceğim ama Aha, o estağfurullah. çok hastaya anlatmak. Biz entelektüel bir sanat yapıyoruz hocam. Şüphesiz. Bir Yani de tabii. konservatuvarda verilen diliniz ya opera sanatçıları veya tiyatro sanatçıları. Yani özellikle tiyatro sanatçıları. Ya işte televizyona çıkıyor adam diyor ki ben diyafram diye bir şey yapıyor. Yani tamam diyaframı bilelim de yani bizim işimiz diyaframla değil ki. Bizim işimiz bütün vücutla. Yani Aynen sadece öyle. gırtlağımızla değil. Ya bütün vücudumuzda işimiz bizim. Bütün vücudumuzu kontrol etmekle, bütün vücudumuzu kullanmakla. Yani biz entelektüel bir eğitim alıyoruz ama kullandığımız terimler hiç entelektüel değil. Yani benim üzüldüğüm nokta bu. Yani entelektüel bir eğitim alan öğrenciye de siz entelektüel olmayan terimler kullanırsanız, ha, hastaya kullanmak belki o anda betimleme Yok yok yapmak, tanımlama için. hasta değildi az önceki. Hani kendi Ha, aramızda pardon. mesela sesi tarif etmek içindi. Yani hastalarımız da dediğim gibi artık objektif veri istiyorlar. Yani biz örneğin 2 ay önceki patolojisiyle 2 ay sonraki patolojisini karşılaştırırken birlikte fotoğraflarına bakıyoruz. Yani ben demiyorum ki sizin burada efendim işte yine hani o eski tababette ben de bunu espri için söyleyeyim. İşte burada işte bir yumurta büyüklüğünde efendim bir şey vardı, kitle vardı. O şimdi leblebi boyutuna inmiş. Demiyoruz artık öyle bir şey var mı? Ultrasonu istiyorsunuz biliyorsunuz bize 3 boyutlu olarak veriyor. Diyor ki işte Doğru. 3,5 x 2,8 x 1,7. 3 boyutunu Doğru. birden tekrar bakıyorsunuz. Aynı Doğru. şey işte şan eğitiminin içerisinde de objektif verilere ne kadar dayanırsa o zaman Doğru. zaten sonuçlarımız karşılaştırılabilir olacak. Aldığımız eğitim standartize olmuş olacak. Tabii ki bunun apayrı bir sanat boyutu var. O benim aklımın ermeyeceği. Ama diğer tarafta hani o ne kadar objektif şeylerle konuşursak
O zaman o kadar aynı dili konuşuyor olacağız. O sizin söylediklerinizle belki anekdot olarak hani terimler sözlüğü vesaire dedik ya. Hani Yapacağız. bunu bir Beraber yapacağız. deyim inşallah. Ben varım yani. Benim tarafımda hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şeyle ilgili hani Türk Dil Kurumu yapıyor ya deyimler sözlüğü, terimler sözlüğü falan gibi. Hani bunu da böyle hani eski ağızda şunu ifade ettiğini düşünüyoruz hani bunun diye. Onları da koyarız oraya.